Fx eşittir ax kare artı bx artı c üç derilmesinin işareti. Gençler, bu kazanımda delta büyük 0 ve a küçük 0 için olan işaret tablosunu anlatacağım. 1. Fx eşittir 0 parabolünün x eksenini kestiği noktalar bulunur. 2. Delta eşittir b kare eksi 4 ac delta büyük 0 ise fx fonksiyonu x eksenini iki farklı noktada keser. Eksenleri kestiği noktalar x1 ve x2 olsun arkadaşlar. Bakın burada. Şekillerini görüyorsunuz. X1 ve X2'den kesiyor. A'nın işareti negatif olduğu için, yani daha doğrusu A küçük 0 olduğu için kollar aşağı doğru çizildi. Bakın tabloya bakalım şimdi. Tablo diyelim arkadaşlar. Tablo. X değerlerimiz eksi sonsuz. X1, X2 ve artı sonsuz. F değerlerimiz arkadaşlar. Burada X1'de bir kök var. X2'de bir kök var. En sağda bakın A'nın işaretinin aynısı. A negatif olduğu için, yani A küçük 0 olduğu için X artı eksi diye geçiyorum. Bu durumda tabii ne yaparsınız? İşte eksi sonsuzdan, hatta onu bir yazalım buraya. Eksi sonsuzla x1 aralığında gençler birleşim x2 ile artı sonsuz aralığında fx ne olmuş oldu arkadaşlar? Negatif. Peki x1 ile x2 aralığında gençler fx pozitif. X1 eşittir. Bakın x1, bak orada dikkat edecek olursanız x1 eşittir. Ve x2 için arkadaşlar fx1 eşittir 0, fx2 eşittir 0 olarak yazılabilir. Bunları zaten tablolarında gördük. Bir uygula yapalım arkadaşlar. Fx eşittir eksi x kare artı eksi x artı 12 fonksiyonunun işaret tablosunu yapalım. Şimdi gençler bakın ne demişiz, yukarıda köklerini bulacaksınız. Eksi x kare eksi x artı 12 eşittir 0'dan. Buradan eksiyle parantez alırsak daha iyi rahatlıyorum ben. Artı x eksi 12 eşittir 0. X eksi 4 mü? Hayır hocam, artı 4. Bravo gençler. Çünkü ortadakini versin diye x eksi 3 eşittir 0. Daha iyi oldu böyle. Buradan bir x eşittir eksi 4 yakaladık ve x eşittir 3 yakaladık gençler. Bunları bir çerçeveleyelim ki kaybolmasın. Şöyle bakın. Tablo içine alalım. Peki önce burada bir tabloyu da şurada sağ taraftaki boşlukta yapmak istiyorum. Şuradaki boşlukta gençler şöyle. Muntazam çizmeye çalışıyorum arkadaşlar. Sizlere daha faydalı olmak, hatta maksimum seviyede fayda olmak için yapıyorum bunları. Hocam teşekkür ederiz. Görüyoruz zaten dediniz, duyuyorum. Teşekkür ederim gençler. Peki arkadaşlar neler buldunuz? Eksi sonsuz var, artı sonsuz var. Zaten bunları yazıyorum. Eksi 4 ile 3 aralığı var. Şimdi bakıyorum burada arkadaşlar, ya burada bir kök olacak ya da zaten burada bir kök var, bir de burada bir kök var. Bakın için taramıyorum. Çünkü büyük eşittir veya büyüktür olduğu zaman değişebiliyor ya. Bakalım şimdi A'nın işaretine bakıyorsunuz arkadaşlar. Burada A'sı eksi 1 küçüktür 0 olduğu için en dıştan A'nın işaretinin aynısı. Eksi artı eksi. Yukarıda anlatmaya çalıştığım kazanım bu gençler. Peki o zaman grafiği de şu yan tarafta çizelim gençler, hem de daha rahat edersiniz. Grafik üzerinde bir okuyalım beraber. Okuyalım hocam. Peki gençler okuyalım. Buyurun. Şimdi köklerimiz nelerdi? Eksi 4'de 3 var. Eksi 4 burada bir değer arkadaşlar. 3 de biraz daha hani küçük. Muntazam yapmaya çalışıyorum. Burada bir değer. Burada orijin var arkadaşlar. Kollar aşağı doğru arkadaşlar. Çünkü A'sı negatif olduğu için. Gelecek buradan. Arkadaşımız burada max yapacak. Buradan da gidecek. 3'ten geçip gidecek gençler. Bu da F olsun. Bakın tepe noktamız burada. O bizi bağlamıyor şu anda. Benim için önemli olan arkadaşlar eksi 4 ile 3 arasındaki aralıklara. Bakıyorum şimdi bakın. Eksi sonsuzdan eksi 4'e kadar arkadaşlar birleşim 3'ten artı sonsuza kadar. Fx fonksiyonu neymiş gençler? Küçüktür 0. Zaten burada gözüküyor. Bakın eksi sonsuzdan eksi 4, 3'ten artı sonsuza kadar negatif. Peki eksi 4 ile 3 aralığında fonksiyon pozitif gençler, o da gözüküyor. Peki x eşittir eksi 4. Ve x eşittir 3 içinde arkadaşlar fx eşittir 0 olarak yazılabilir. Anlatmaya çalıştığım olay buydu gençler. Bir uygulama da şurada yapalım. Kısa bir öde olarak yapalım. Eksi x küp. Çünkü boşluk kaldı gençler. Değerlendirelim. Kare artı 8x büyük eşittir 0. Arkadaşlar burada ne yapmanız lazım? Eksi x parantezini alsanız iyi olacak. X kare eksi 2x eksi 8. Büyük eşittir 0 olacak. Buradan bir tane arkadaşlar bunları yazalım şöyle. Çok da acelemize gerek yok. Buradan bir tane kök bulacaksınız. Buradan iki tane kök bulacaksınız gençler. Yani şurada kökü x eşittir 0 buluyorsunuz. Buradan kökü de
X eşittir gençler. Eksi 2 bulduk. X eşittir 4 bulduk. Bakın bunları şöyle yazalım. Artık sizler profesyonelleştiniz. Artık tablo yapabilirsiniz gençler. En doğal hakkınız. Yani şöyle yapalım tabloyu. Şu şekilde uzatacağım. Çünkü aşağıda biraz boşluk bıraktım ki buraya çözüm kümesini yazacağım. Şöyle bir ifade. Gençler burada x değerlerimiz var. Burada f değerlerimiz var. Eksi sonsuza artı sonsuz. 3 tane kökümüz var. Eksi 2 var. Bakın küçükten büyüğe sıralamanızı çok öneriyorum. Zaten öyle olması zorunda. Şimdi eşitlik olduğu için bakın buradan şuraya dikkat edin. Eşitlik varsa büyük eşittir diyor. Çünkü o zaman bu köklere dahil. Demin anlatmaya çalıştığım olay buydu gençler. Bunlar da dahil. Şöyle yani daire için alırken içinde boyayı verin olsun bitsin bu iş. Hocam şimdi çakozladık. Peki a'nın işareti eksi. Bakın en baştaki işareti bakın. A'nın işareti eksi olduğu için gençler eksi artı eksi artı. Peki büyük eşittir sıfır kısmı isteniyor arkadaşlar. Artık ÇK yazabilirsiniz. Çözüm kümesi eşittir gençler. Yazalım artık. Büyük olan kısım. Bir kere eksi sonsuzdan eksi 2'ye kadar var. Eksi 2 köşeli parantez. Bakın unutmayın eksi sonsuz artı sonsuza köşeli parantez konmaz. Birleşim. Arkadaşlar 0 ile 4'ü de direkt olarak koyabilirsiniz. 0 ile 4 arasında olarak yazılabilir. Gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı. Fx eşittir. Eksi x kare eksi x artı 12 fonksiyonun grafiğini çizerek işaret tablosunu oluşturalım. Arkadaşlar o zaman basamak basamak giderim. 1. Kazanımlarımda anlattım. Eksi x kare eksi x artı 12 bir 0'a eşitliyorum. Köklerini bulacağım. Ben eksi parantezini alıyorum gençler. Şöyle yani daha rahat görüyorum çünkü x kare artı x eksi 12 eşittir 0. Şimdi köklerini alabilirsiniz. Yani x'e x eksi 3'e artı 4. Çünkü ortadakini vermesi için buna dikkat edin gençler. Bakın bir daha gösterelim. 4x buradan gelecek. Eksi 3x de buradan gelecek. X ortadakini verecek. O zaman diyorum ki x eksi 3 çarpı x artı 4 eşittir 0'dan. Burada iki tane kök yakalamış olduk gençler. Çünkü ikinci dereceden bir denklem. Bir buradan bir kök bulduk, bir buradan kök bulduk. Bunları yazalım. Uygun görürseniz. Buradan bir x eşittir 3 yakaladık. Buradan da bir x eşittir eksi 4 yakaladık. Bunları da yine aynı şekilde gençler çerçeveleyeceğim. Çünkü bunları kullanacağım tablo yaparken. Gençler ikincisi de ne olacak? İkincisi tablo. Bakın sırayla gidiyorum arkadaşlar tablo. Basamak basamak gittiğim zaman hem daha kalıcı öğreneceksiniz hem de net olarak anlayacaksınız. Şimdi şöyle çizdim gençler. Kaç tane kök var? 2 tane. Yeter bu kadar. Arkadaşlar burada x değerlerimiz olacak. Burada f değerlerimiz. Burada eksi sonsuzdan artı sonsuza kaç kökümüz var? 2 kökümüz. Hocam bravo gençler. Peki burada bir kök olacak. Bir de burada bir kök olacak gençler. Şimdi bakıyorum işaretine. A'nın işareti gençler burada eksi olduğu için eksi 1 olduğu için küçük 0. Yani artıyla başlayacağım ama eksiyle başlayacağım. Pardon dilim sürçtü gençler. A'nın işareti negatif olduğu için eksiyle başlayacağım endişten. Eksi artı eksi. O zaman burada çözüm kümemizi yazalım önce buraya. Çözüm kümemiz nedir arkadaşlar? Mavi kalem yazacağım. Bir kere eksi sonsuzdan eksi 4'e birleşim 3'ten artı sonsuza arkadaşlar fx negatif. Bir de arkadaşlar eksi 4'ten 3'e kadar da fx pozitif olduğunu görülüyor. Peki x eşittir eksi 4. Eksi 4 yazacağıma 4 yazdım. Uyarmıyorsunuz. Gençler uyuyor musunuz yoksa? Ve x eşittir 3 için arkadaşlar fx de 0'a eşit olacak. Peki bir de en sonunda da diyor ki grafikle de gösterin. Ne demek gençler? Buyurun grafiğiyle çizelim. Bakın grafiği de şöyle bir çekeyim şuradan. Burası x ekseni arkadaşlar. Burası da y ekseni. Bakın muntazam çekmeye çalıştım. Şimdi bir kere fonksiyonumuz, yani daha doğrusu parabolümüzün kolları aşağı doğru a negatif olduğu için gençler. Bir de şu şekilde çizeyim bakın. Şöyle yaklaşık olarak. Şeylere değerler şart değil arkadaşlar. Şöyle. Sadece x ekseni kesit noktaları kullanacağım ama. Burası f fonksiyonumuzun parabolün grafiği. Peki ekseni kesit noktaları neler bulduk arkadaşlar? Eksi 4'e 3 bulduk. Gençler bir burada 0'a eşit parabolümüz bir de burada 0'a eşit. O zaman bakalım şimdi. Buradan çözüm kümesini bulalım arkadaşlar. Bakın yine aynı mantık. Eksi sonsuzdan eksi 4'e kadar. Değil mi? Birleşim 3'ten artı sonsuza kadar. Bakın yine negatif olduğunu görüyorsunuz fonksiyonun. Bakın burada eksiydi ya hatırlayın bunları. Fx küçüktür 0. Peki eksi 4 ile 3 aralığında nedir arkadaşlar? Yani şu aralıkta da artı fonksiyonu yani y değerleri artı. O zaman burada fx büyüktür 0 diyorsunuz. Peki onları da siyah kalem yapalım. Arkadaşlar bakın şurada da yani şu arkadaşımız yani eksi 4'te de 3'te de ne demiş köklerimiz var. Yani x eşittir eksi 4 ve
x eşittir 3 için de arkadaşlar fx eşittir 0 olarak bulmuş olursunuz. Fonksiyonun alacağı değerlerin işaret tablosunu yapalım. Arkadaşlar yine basamak basamak gidiyorum. Bakın. Eksi x kare eksi x artı 2 eşittir 0 denklemini kökteni buluyorum. Eksiyle çarpıyorum ben. Hani kolaylık olması açısından. Buradan gençler x'e x eksi 2'ye hayır hocam artı 2'ye. Bravo gençler. Eksi 1. Çünkü ortadakini yakalamak zorundasınız arkadaşlar. Yani 2x'den 1x'i topla da eksi x toplarsanız artı x yapacak. Yani ortadaki terimi yakalamanız fayda olacak. Konuşamadım. Ortadaki terimi yakalamanızda fayda var. Hocam şimdi daha iyi konuştunuz. Bravo gençler. Bazen dalıyoruz gidiyoruz. Eşittir 0. Burada iki tane kök bulacaksınız arkadaşlar. Bir bu bir de bu arkadaşımız. Yazalım. X eşittir eksi 2 gelecek. Ve x eşittir 1 gelecek gençler. Bunu bir çerçeve içine alırsak çok şık olacak. Yani şurayla burası arkadaşlar. Şimdi tablo yapalım arkadaşlar. Tablo da çünkü istiyor bizden. Bakın işaret tablosunu yapıyorum. Alın size işaret tablosu. Şu şekilde çiziyorum. Burada f, x değerlerimiz burası. Burası f değerlerimiz. Eksi sonsuza artı sonsuz. Arkadaşlar eksi 2 var. Bir de 1 var. Şimdi burada bir kök olacak. Bir de burada bir kök olacak. Neyle başlayacaksınız? A'ya bakıyorsunuz. A'nın işaretine. A küçüktür 0 gençler. O zaman eksi ile başlayacaksınız. Yani renkli kalemle yapalım şurayı. Eksi artı ve eksi. O zaman yazıyorum. Diyorum ki çözüm kümesini yani daha doğrusu çözüm aralığını yapalım. Bakın 1. Gençler eksi sonsuzdan eksi 2'ye kadar birleşim 1'den artı sonsuza kadar fx küçüktür 0. Peki eksi 2 ile 1 aralığında fx büyüktür 0. Yani artı olan kısmından bahsediyorum. X eşittir eksi 2 ve x eşittir 1 içinde gençler fx eşittir 0 olarak yazılabilir. Eşitsizliğini sağlayan kaç farklı x tam sayısı vardır? Arkadaşlar bakın yine basamak basamak gidelim. Eksi x kare eksi 4x artı 12 eşittir 0 eşitliyorum. Eksi ile çarpıyorum. Artı 4x eksi 12 eşittir 0'dan. İki tane kök bulacağım. Yani x'e x 2'ye 6. Fakat arkadaşlar buna artı diyelim buna eksi diyelim ki bakın bunları ısrarla üzerine basarak artı 6x eksi 2x çıkartın. Ortadakini yakalamak zorundasınız. Yakalıyor muyuz? Evet hocam yakalıyoruz. Bravo. X eksi 2 çarpı x artı 6 eşittir 0'dan. Buradan iki tane kök yakalamış oldunuz. Hangileri onlar? Buradan bir tane kök bir de buradan kök. Çünkü 0'a eşitmiş. Peki arkadaşlar düzenleyelim bunları şimdi. X'in biri 2 çıkıyor ve x'in biri de eksi 6 çıkıyor gençler. Bunları bir çerçeveler misiniz hocam? Ne demek gençler? Buyurun. Alın size çerçeve. Peki tablo yapalım şimdi. Arkadaşlar ikinci basamağımızda tablo olsun. Şöyle. Burada x değerlerimiz var. Burada fx değerlerimiz var. Eksi sonsuzdan artı sonsuza kadar. Eksi 6'ya 2 değerlerimiz de burada var arkadaşlar. Bakalım şimdi. Büyük eşittir diyor. Bakın buna çok dikkat edin gençler. Eşitlik olduğu için kesinlikle kökün içerisinde yani şurayı boyamanızda fayda var. Yani bu şu anlam ifadesi aramızda. Yani o eksi 6 ile 2 değerleri de çözümün daha elemanı. Peki o zaman yazıyorum şimdi bakalım. A'sı neymiş burada? A'nın işareti. A eşittir eksi 1 küçüktür 0 olduğu için eksi ile başlayacaksınız en baştan. Eksi artı eksi. O zaman yazalım şimdi. Hangileri çözüm kümesi? Çözüm kümesi lazım bize. Çünkü büyük eşittir 0 istiyor. Şurası gençler. Bunu da bir boyayalım şöyle. Yukarıyı boyamıyorum karışmasın diye. Peki yazalım o zaman. Çözüm kümesi. Arkadaşlar. Eksi 6 ile ama eksi 6 dahil mi? Evet. Bakın çok dikkat edin. Eğer dahillik varsa köşeli parantez. Eksi 6 ile 2 aralığı dahil köşeli parantez. Peki kaç tam sayı vardır diyor. Arkadaşlar bunları yazmakta fayda var o zaman. Eksi 6 ve 2 arasında hem de dahil olarak neler var? Eksi 6 var. Eksi 5 var. Eksi 4 var. Eksi 3. Eksi 2. Eksi 1. 0. 1 ve 2 de var. Kendileri dahil çünkü. 6, 7, 8, 9. 9 tane tam sayı vardır gençler. Tam sayı vardır. Eşitsizliğini sağlayan kaç farklı x tam sayısı vardır?
Arkadaşlar yine basamak basamak gidiyorum. 36 eksi x kare eşittir 0'dan kökleri bulacağım. Yani 6 eksi x çarpı 6 artı x eşittir 0. Burada iki tane kök bulmuş oldunuz. Yani buradan bir kök gelecek, bir de buradan bir kök gelecek. Onları yazalım şu şekilde. X eşittir 6 gelecek ve x eşittir eksi 6 gelecek gençler. Bunları bir çerçeveleyelim. Çünkü biz bunları tablo yaparken kullanacağız. Arkadaşlar ikinci basamağımız ne olsun? Tablo. Bakın tabloyu da şöyle. Hocam cetvel mi almalıyız? Evet gençler, cetvel almayı unuttum. Bazen oluyor değil mi size de? Şuraya. Cetvel almayı unuttuğum için tekrar şöyle çiziyorum. Bakın neler var burada? X değerlerimiz eksi sonsuz, artı sonsuz, eksi 6 ve artı 6 var. Burada f değerlerimiz. Eşitlik var mı? Yok. Bakın buna dikkat edin arkadaşlar. Sadece büyük diyor. O zaman eşitlik olmadığı için buraya ben şöyle açık aralık yani daireyi şekilde burada. Yani bu eksi 6 ile 6 dahil edilemez anlamı ifade ediyor. O zaman yazıyorum şimdi. Bakıyorum şimdi. A'nın işareti eksi 1 küçük 0 olduğundan eksi ile başlıyor denilmişte. Eksi, artı ve eksi. Arkadaşlar büyük 0 diyor. O zaman bakın şurası bizim için çözüm kümesi. Şöyle. Burayı bir boyayalım. Yani o zaman ne diyebilirsiniz burada? Çözüm kümesi eşittir arkadaşlar. Eksi 6 ile dahil. Bakın dahil değil yalnız burası 6. Peki o zaman bakın bu çözüm kümesini şöyle de yazılabilir. Bazı kitaplarda arkadaşlar direkt çözüm kümesi şu şekilde. X öyle ki. Eksi 6 küçüktür. X küçüktür 6. Arkadaşlar X eleman Z. Burada tam sayı istediği için X eleman Z. Bu şekilde de yazabilirsiniz. Yani çözüm kümesini ne şekilde yazdığınızın bir önemi yok. Bir de kaç tanedir diyor. Kaç farklı x tam sayısı. Onları da yazalım şu şekilde gençler. Eksi 5 vardır. Eksi 4 vardır. Eksi 3 vardır. Eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Tek tek hepsini yazmaya gerek yok ama hani görün diye. 5 pozitif, 5 negatif, 10. Bir de ortada 0 var. 11 tane tam sayı vardır sevgili gençler.